İlk taksiciliği ben Ankara'da başladım. Abim taksiciydi. Dedim abim taksici olur da ben niye taksici olmam? Okumayınca taksi duraklarında yıkacılığa başladığın zaman zaten ne olacaksın? Ama kendimde daima hedefler yapıp hedeflerime kilitlendim. İlk ne hedef olmalıydı? İngilizce. Çünkü taksicilikte lisan bilmemek hakikaten çok zor bir şeydi. Ve bir sene İngilizce kursa gittik. Ve İngilizce öğrendikten sonra düşündük. Ya biz bunun pratiğini yapmazsak 2 sene sonra bu bizden gider. Nereye gideceksin? Sultanahmet'e. Bu sefer yine kafamda bir ışık çaktı. Dedim ki ya ben neden sadece İngilizce kalıyorum? Guestbook'lar yapayım dedim. 10 dilden bölümler ayırayım dedim. İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka. Bir başladım. Bagajda taşıyordum. Gittikçe gelişti, gelişti, gelişti. Aradan bir 10 yıl geçti. Amerikalı bir aile web diye bir şey var dedi. Sen dedi web bilmez misin dedi. Bak dedi biz senin Amerika'ya gidince nasıl anlatacağız dedi. Ya nedir web? Sene 99. Ocak, Şubat oldu. Altan Bey diye bir genç bindi. Dedim ki ya Altan Bey dedim ya web nedir dedim. Ya dedi kaderin cilvesine bak ben web ve grafik hocasıyım. Çağırdı guestbookları da aldık. Adı ne olsun dedi. Ya. Dedim the best taxi driver yapalım. O da dedi ki dığıyı atalım best taxi driver olsun. Açtık siteyi. Ertesi gün bir taksici site açmış. Basın çağırıyor. Oraya çağırıyorlar. Buraya çağırıyorlar. Ya dedim ne oldu? Gittikçe yükseldik. Ondan sonra 2001'de National Geographic, araba giderken atlayan taksici. 2002'de Discover Citycabs, Lonely Planet'e çıktık. Diyeceksin hedefine ulaştın mı İhsan abi? Ulaştık. Nasıl ulaştık? 2006'dan sonra bir sürü üniversiteler konuşmacı olarak çağırdı. Ben çok duygulandım. Niye duygulandım? Ben ortaokul terktim. 1000 kişiye, 500 kişiye konuşuyordum. Ankara'da yıkacılıkla başlamışsın. Baban sana okumuyorsan git çalış demiş. Ve öyle öyle kendini yetiştirmişsin. Gelmişsin İstanbul'a, yolunu çürük yapmışsın, bağırmışsın böyle. Beşikliğe bak, Beşikten demir kapı, topçu yap, Beşikten 500, hiçbir şey anlamıyor. Orada bile beni beklerlerdi son durakta gülmek için. 18 bin taksici var. Geliyorsun durağa, 10 arabanın arkasına giriyorsun. Açık öğretim bitirirsin ya. Sen ne yapıyorsun, niye okumuyorsun kardeşim? Yani ne olurdu, ben hiç kitapsız gelmedim. Ama okudukça da dedim ki ya ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Bizans kitaplarını okudum. Bizans dönemini öğrenmeden Osmanlı'ya geçmek istemedim. İngilizceleri de devam ettirmek istedik. Ondan sonra Osmanlıca'ya başladım. Yenilik yapmadan hiçbir şey olmaz. Daima kendini yenileceksin. Mesela Amerikalı'nın biri bindi otelde. Dedim ki ben Bizans okuyorum dedim. Sen dedi buraya ben gelsem dedi. Bizans eseri hangisini gezdirsin dedi. İmrahor Camii dedim. Ta 750'lerde Bazilika Roma papazların yetiştiği stüdyo manastır olarak geçiyor. Sen de gerçekten biliyor musun dedi. Şimdi insanları iki türlü şaşırtıyorsun. Lisan bir de bilgi. Bilgisiz insan yaşayabilir. Şimdi kimisi çok zengin olmaktan, çok para kazanmaktan hoşlanır. Kimisi de arabada binen bir çocukla sohbet ederek oyalanır. Vermek, alacağım, vereceksin. Multimilyarder İhsan abin olsa bu zevki alır mıydı? E sen ne yaptın? Hatıralar yarattın. İnsanlarda iz bıraktın. Gelen bir daha geliyor 10 yıl sonra. Niye geliyor? Sevdiğinden geliyor. Bu gördüğün kitaplarda diyelim ki 4000 kişinin ellasıyla var ki. Neden yazdım? Çünkü bu enflasyonda o paralar bizde kalmayacaktı. Ama sayfalar sende kalacaktı. Anıları pekiştiriyorsun böylelikle. Böyle işte bizim hazinemiz de bu. Herkesin bir hazinesi vardır yani. Eski taksiciler de azaldı. Kiralıkla adam... Nereye abla? Tamam abla. La gel havaalanı 100 lira. Gündüz bir 5 dolar kandırırsan yabancı seninle 5 dakikada işi bitirir. Bizim taksicilerimizin yanlışı zannediyor ki bilmiyor. Ya bunlar sırt çantalarıyla üniversiteleri bitirerek yaşam görerek geliyorlar. Seyahat insanın görüşünü her şeyini açıyor. Sen bunu nasıl kandırırsın? Ne olur? İkinci arabası olsa ne olur? Mutluluk arabayla yakalanacaksa ben isteseydim çok çok zengin olurdum. Ben böyle zevk alarak geldim. Az bir şeyle de bile insan mutlu olabilir. Ölürken, acı çekerken bile mutlu olabilir. Ama sen kısa yolda para kazanmak istersin. Para seni mutlu ederse buyur. Ama bir gün gelir o para da mutlu etmez. Ben yaşarken, günü yaşarken yaşamışım. Senle mi yaşıyorum bugün? Bunu yaşıyorum. Arabama binenle mi o bir saati paylaşıyorum? Paylaşıyorum. Sadece taksinin direksiyonuyla bu olmaz. Neden mesleğini daha üste çıkarmıyorsun?